Seydi Kemer Ziraat Odası'ndan Nizip Ticaret Odası'na ziyaret. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesi Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ve heyeti Nizip Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep Gıda Tarım ve Hayvancılık Nizip İlçe Müdürü Mustafa Yorgancı, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz ve Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Seydi Kemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ve heyeti Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu'nda fikir alışverişinde bulundular. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip'in tarım ve tarıma dayalı sanayisinin en önemli değerlerinden birisi olan zeytin ve zeytinyağı sektörüne büyük önem verdiklerini belirtti. Seydi Kemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ise bugün bizleri ağırlayan Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt ve üyelerine Seydi Kemer adına çok teşekkür ediyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. İlçemizin tarım ve tarıma dayalı sanayisi için en önemli değerlerinden birisi olan zeytin ve zeytinyağı sektörüne büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. 2014 yılında Nizip Zeytinyağı Sektör Analizi raporumuzda zeytin ve zeytinyağının SWOT analizi yapılmış ve organik tarıma elverişli uygun alanların mevcudiyeti fırsat olarak değerlendirilmiştir. Nizip Ticaret Odası olarak fırsatı ilçemiz adına güçlü yöne çekebilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Koordinasyonu'nda İpek Yolu Kalkınma Ajansı destekleri kapsamında en doğalına Nizip Organik Zeytini Projesi yürütülmüştür. Organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi, organik tarım sektöründe ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel ve ulusal işbirliklerinin güçlendirilmesi sağlanmıştır. Evet arkadaşlar, öncelikle Sayın Başkanımıza bizleri kabul ettikleri için odamız adına ve şahsım adına ve tüm Seydi Kemerler adına çok çok teşekkür ediyoruz. Nizip Sayın Başkanımızın da söylediği gibi Antep tarımında önemli bir yeri var. Biz de bunun için ticaret odamızı tercih ettik. Onlara böyle bir briefingi, bize bir bilgi aktarmalarını talep ettik. Mehmet Başkanımızın da söylediği gibi biz yıllardan beri tanışıyoruz. Biz Tarım Kredi Antalya Bölge Birliği'nden itibaren Sayın Başkanımızı hem ticari olarak hem şahıs olarak çok takdir ettim gerçekten şahsen. Burada da aynı samimiyetimiz devam etti. Tekrar kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Muğla'nın en güzel ilçesi Seydi Kemer'imize de tarımın merkezi turizmin de üçte biri bizde olan Seydi Kemer'imize bekliyoruz. Ekibiyle birlikte ağırlamaktan da biz de onur duyarız. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bunun 500 bin dekarı Antep fıstığı, 160-170 bin dekarı zeytincilikten oluşmakta. 20 bin dekar gibi de tarla tarımı yapılmakta. İşte bunların büyük bir kısmı arpa, buğday, tahıllar. Zeytincilik ilçemizde tarım alanlarının dörtte birine yayılmış bulunmaktadır. Gaziantep ve Nizip'te zeytin üretimi, işte gördüğünüz gibi Türkiye'de 7 milyon 120 bin dönüm dedik. Gaziantep'te 400 bin dönüm, Gaziantep'in de işte üçte biri yaklaşık 140 bin dönümlük bir alanda. Üretim olarak da gördüğünüz gibi son 2 yılın ortalamasını aldım özellikle. Çünkü Nizip'teki bu seneki tahmini rekor 6-7 bin ton iken geçen sene 80 bin ton civarıydı üretim. Yani var yılında yok yıl arasında çok fazla şey olmakta. Mesela var yılında 10 birimlik zeytin üretiliyorsa yok yılında 1 birimlik bir zeytin üretim var. Aşırı yağış bir önemli geçen bölgelerde önemli bir zararlıdır. İçeride çok fazla zararlı görünmemek gerekiyor. Domatesleri de Ziraat Odası Meclis Başkanımız, ekibimizde Ömer Ali Yıldırım Bey'in terasında hormonla yetiştirilen domatesler. Televizyonlarda, arayla yetiştirilen domatesler. Televizyonda söylendiği gibi kesinlikle hormon kullanılmaz seralarımızda. Tamamen bambu sarısı işçiliğiyle döllenme yapıyor. Biz başkanla arkadaşlar daha önce tanışıyoruz. Ya burada görev yaptığı için. Yıllarca beraber çalıştık. Hem domatesimizi hem de balımızı başkanımıza da sunalım. Başkanım teşekkür ederim. Fethiye'den, Seydi Kemer'den gelen domatesleri hiç düşünmeden bütün meclis üyelerine
arkadaşlara hoş geldin derim. Nizibimize geldikleri için de kendilerine çok teşekkür ederim. Hepsine saygılarımı sunarım. Çalışmaları oluyor ve Elgeçi'de, Nizip'te zeytine sahip çıkan Nizip Ticaret Odası oldu. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Hakikaten önemli bir probleme sahip çıktılar. Nizip'te 5 milyona yakın zeytin ağacımız var. Bu 2000'den sonraki desteklemelerden dolayı Urfa'da da çok büyük bir dikim oldu, üretim oldu. Fakat Urfa'daki yetişen ürünlerin, diğer tarım ürünlerine dahil zeytinin de %90'ı Nizip'te işlenmekte. Nizip'te bunun gibi 30 tane fabrika var, köylerimizle beraber 30 tane. 30 tane fabrika var. Şu tanklarımız Kronike. O tanklara çekiyor. Ta ki bitti. 3-4 günde dinlendikten sonra varsa ki bundan kaçan. Bizim de 12